Şimdi asgari ücretin e, tespiti için toplantı tarihi netleşti. Önce bir ön bilgileri alalım. Üzerine e, Favkabi ile de konuşacağız merak ettiğiniz başlıkları. Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 7-9 Aralık tarihleri arasında yapacak. Ankara'ya uzanalım muhabir arkadaşım Mert Hacalioğlu Ankara Biro'da bizi bekleyin. Bizim Mert günaydın, hoş geldin yayına. E, yakından takip edilen, çok da merak edilen bir başlık. Neler konuşuluyor Ankara'da? Cansın Tabipacı, Faruk Erdem orada ancak ben yine de detaylandırmaya çalışayım. Özellikle 2 Aralık tarihinde Kasım enflasyonunu göreceğiz. Bunun akabinde 6 Aralık tarihinde TİSK yani Türkiye İşveren Sendikaları, Sendikaları Konfederasyonu genel kurulu var. Bu genel kurulun yapılmasının akabinde gerçekleşmesi beklenmekte. Bu nedenden dolayı 7, 8, 9 Aralık tarihleri bu 3 tarihten birinde ilk toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yani 7-9 Aralık diyebiliriz bu hususta. Toplam 4 toplantıyla birlikte asgari ücret tespit komisyonu asgari ücreti belirliyor ki 2023 asgari ücreti neler olacak? Bu hususta enflasyon rakamları da oldukça önemli. O nedenden dolayı aslında Kasım enflasyonunu bekleyeceğiz. Bu hususta bir değerleme yapılacak. Tabi bir de TİSK'in genel kurulunu bekleyeceğiz. Onun akabinde başlayacak. Takribi 15 günlük bir süreçte aslında bunun tam anlamıyla bitmesi. önce Çalışma Bakanlığı daha sonra Türk İş, son olarak ise Tiskin ev sahipliğinde yapılacak toplantılarla birlikte yol haritasının tam anlamıyla oluşturulması. Dördüncü toplantıyla birlikte de net bir asgari ücretin ortaya çıkmasını beklemekteyiz. Kuşkusuz beklentiler var. Özellikle 8500 liranın üzerine çıkacak mı soru işaretleri var. İşte bunu da net bir şekilde göreceğiz. Özellikle Kasım enflasyon beklentisi de bu hususta oldukça önemli. Bunların her biri için değerlendirmeler yapılacak. 8500 liranın üzerine çıkacak mı? Kuşkusuz Faruk Erdem grafikler hazırlamıştır. Onu da siz oradan değerlendirirsiniz diyelim sözü yeniden size bırakayım Mert'e teşekkür ediyorum. Mert sen ekran başında kalmaya devam et. Çünkü Faruk abi seni söylediğin gibi şimdi o başlıkları anlat, anlatacak. Ankara'da neler yaşandı kısmını e, bu abi arkadaşım Mert bize aktardı. Şimdi Önce e, asgari ücretle başlayalım istersen. Evet başlayalım. Şimdi tespit için toplantı tarihi 7-9 Aralık. Bunda Doğru. tamamız. Ne bekliyoruz? Zaten hani o rutin bir toplantı yapılacak zaten. Üç tane toplantı yapılıyor. Hı hı. Önce e, Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir merhaba toplantısı. Ondan sonra işçilerin ev sahipliğinde sonra işverenlerin ev sahipliğinde üç toplantı yapılıyor. Dördüncü de ihtiyaç olursa orada da zaten karar çıkıyor. Şimdi e, dün de konuştuk aslında. Biraz onu da biraz açayım. E, çok da soruldu. Şimdi sen Cumhurbaşkanı dediğim gibi bir gezi sonrası asgari ücretle ilgili soruya cevap verirken bu bu sene çok farklı bir model üzerinde çalışılıyor cümlesini kurmuştu. E, Plan Bütçe Komisyonu'nda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de benzer bir cümle kurdu. Şunu söyledi, enflasyon karşısında erimeyecek bir model üzerinde çalışıyoruz. Yani ücreti enflasyonun eritmeyeceği bir model. Ne olabilir diye dün biraz hani fikir cimnastiği yapmıştık. Ve iki asgari ücrete karşılaştık. Geliyor diye bir düşünceye kapılmıştık. Yani 2016'dan sonra ilk kez bu sene iki asgari ücret belirlendi. Dolayısıyla hani şöyle düşün işte Ocak ayında bir asgari ücret belirleniyor. Enflasyonist bir ortam var ki enflasyon inşallah önümüzdeki yıl için yüzde yirmiler hedefleniyor. Sonra daha da aşağı çekilecek. Ancak bu enflasyon karşısında erimeyecek. ...bir asgari ücret ocaktan ocağa düşündüğünüz zaman biraz sıkıntıya yol açmıştı bu sene en azından... ...ve Temmuz'da da yeni bir e, artışa ihtiyaç duyulmuştu ve evet. 4253 liradan 5500 liraya çıkartılmıştı. Dolayısıyla şimdi e, önümüzdeki yıl içinde tabii tespit komisyonu, asgari ücret tespit komisyonu buna karar verecek ama... Hı hı. ...bu yeni modelin e, ikili bir asgari ücret olabileceği konusunda bazı duyumlar da var, bilgiler de var. Dolayısıyla hem 6 ayda bir memurlara ve emeklilere yapılan zam gibi asgari ücretin de artırılması söz konusu olabilecek. Ama şunu söyleyeyim, Mert de söyledi, yıl başında güçlü bir enflasyonun üstünde refah payının da olduğu bir asgari ücret geliyor. E, hesaplamalarını da yapmıştık. Hani önümüzdeki ay biraz daha rakamlar konuşuruz seninle. Şimdi hani ben bazı rakamlarda söylüyorum, o rakamları söylerken bir hesap yapıyorum hani. o hesabı da geçmiş yıllardaki artışlardan yapıyorum. Enflasyon hedeflemesinden yapıyorum. Ve işte yüzde %40'ları 50'leri bulan bir ...artıştan söz ediyoruz burada. Peki şimdi e, şu kop bakkalı, bakkalları konuşurken bir başlık açayım. E, tabii ki biz asgari ücreti konuşurken vatandaşın sıkıntısını e, da bu ekranda konuşmak durumundayız. Bu evet. bizim zaten işimiz. Diyor ki vatandaş, geçen sene asgari ücrete işte hiç yapılmayan bir zam yapıldı. Vergiler kaldırıldı ve asgari ücret yükseltildi. Bu yıl keza yine e, bir zam yapılacak. Klasik çalışmalar başladı. Umutluyuz. Fakat daha asgari ücret zammı için çalışmalar başladığı sürede e, bazı ürünler piyasadan kaldırıldı. İnanılmaz marketlerde bir fiyat farkı başlamaya başladı. Tıpkı bir öncesinde konuştuğumuz, yaşadığımız gibi. Biz daha asgari ücretimizi almadan asgari ücretimize göz dikiyorlar. E, bu devlete de hırsızlık diye vatandaş yakınıyor. Haklı, yani. sonuna kadar haklı burada Doğru. vatandaş. Bu oluyor. Bunun... Tekrar gündeme getirelim istiyorum. Bugün böyle bir İyi. başlığını açmış olalım. Sizinle yine tekrar tekrar bu başlıkları konuşalım. Bununla ilgili geçmişten bugüne bu arada denetimler, çalışmalar, cezalar, Doğru. haddi hesabı yok o kesilen cezaların. Demek ki caydırıcı olmuyor evet. yani. O zaman evet. cezaları arttırmak lazım. Hatta kapatmaya gidecek cezalar olması lazım. Şimdi Rekabet Kurulu yeni bir e, bu marketlerle ilgili hı hı. yeni bir soruşturmada başlattı. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Yani milyar liraları bulan cezalar kesildi. Onları ödediler. Hı hı. Şimdi yeni soruşturmalar başladı. Biliyorsun WhatsApp yazışmaları, piyasaya hakim olan marketlerin fiyat belirlemeleri, ortak fiyat belirlemeleri. Hadi zam yapalım şunu şu fiyata çıkartalım ki çok temel gıda maddelerindeki ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerinde görmüştük bu olayları. Dolayısıyla aslında asgari ücreti konuşurken hani ee, ücretin enflasyon karşısında eritmeyecek tedbirlerden birisi belki yıl ortasında yeni bir asgari ücret belirlenmesi bu olabilir. Bu çok etkileyen bir şey, Elbette, değil mi? Elbette tabii ama e, bu konuyu da e, ikinci bir aşaması olarak da bu konu. Yani aslında işvereni şimdi e, dürüst bir işveren düşündüğün zaman maliyetleri arttığı zaman mecburen sattığı mala maliyeti yansıtıyor ama tabii bunu fırsata çeviren de çok olduğu için bunun önüne geçecek tedbirlerin de işaretini verdi aslında Sayın Çalışma Bakanı. O yüzden şu komisyon toplansın. Bu konuları tabii ki gündeme getireceğiz. Yani hatta evet. arkadaşlarımızdan da rica ederiz. Böyle piyasayı birlikte araştırırız. O fiyat farklarını burada açık açık söyleriz. Yani evet. Kasım'da şuydu, Aralık'ta bunu yaptılar, Ocak'ta bunu yaptılar diye açık açık biz fiyatları veririz. Zaten devlette de onun denetimini yapıyor.